Ağustos ayı içerisinde imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında ilçede bir dizi inceleme gezisi gerçekleştiren Çankaya Belediye Meclis üyeleri, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culhay'ı makamında ziyaret ettiler. Bizi yine birbirimizden ayırmadı. Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Doğan Yılmaz, Çankaya Belediye Meclisi Başkan Vekili Bülent Ali Mahsuni, Çankaya Belediye Meclis Üyesi İmar Komisyon Başkanı Mimar Kıvanç Kibar, Çankaya Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Yıldırım ve Çankaya Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra Ankara Yeni Mahalle, Keçiören, Etimesgut Belediye Meclis Üyelerinin de yer aldığı heyeti konuk eden Başkan Culha, sizin gibi kardeşlerle sırtımız yere gelmez diyerek Çankaya Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan duyduğu memnuniyeti esprili bir şekilde dile getirdi. Şive iş verir mi diyorlar da? Şive iş verir. Şive iş verir. Şimdi şöyle biz, ilk için çoğu 5 yıldır çok ciddi sıkıntıları içerisindeyiz. Siz de tam oyundan izliyorsunuz. Yani hatta bir savaş merkezi olarak bahsettiğim. Özellikle yurt dışına tamamen öyle emin. Ama şunu çok net söylüyorum size. Gezdiniz, gördünüz, dolaştınız. Ankara ne kadar güvenliyse Arsuz bir daha güvenli. Ankara ne kadar güvensizse Arsuz bir tık, yani bir tık daha az risk içeriyor. Yani kesinlikle bu bölgede özellikle yani Arsuz'a baktığınız zaman zaten en minyatürü. Bizim burada bir zenginliklerimiz tamamen ortak kültüre, barışa, dostluğa evlenmiş. Yani kaynaşma var. Hiçbir zaman burada bunları zehirleyecek bir barışma olmayacak. Hatta dolayısıyla insanların öngörüleri tamamen korkuldu. Risk yok mu? Var. Bütün ülkesi var. Tabii ki ben 5 yıl Suriye Savaşı ile emekliye bağlantılı olarak Suriye Savaşı başlamıyordu. Burada risk olanı yüksek. Ama buradaki yapı, buradaki yapı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden yana misakin birini savunan, devletini savunan ama insan haklarını, barışı, hakkı özgürlükleri de savunan yiğit bir yapı. Yani bunları çekinmeden savunma uyguluyor. Ve ne şeyde biz diken üstünde bunu yaşıyoruz. Bunu ekonomik olarak diyebilirsiniz. Şey olarak, güvenlik olarak değil. Çünkü hiçbir Hatay'a, kendi komşusuna zarar vermez. Etkisizliklerden dolayı da siyasi görüşlerinde. Hatay'da bir kardeş olacaksa kesinlikle bunun dışarıdan geldiğini düşünmüyorum. Sınırlar kevgire bulmuş. Şu anda biraz daha toparlanmış gibi duruyor. Yani geçmişte Bamul Hava dediğimiz sınır kapısı bırakılmıştı tamamen. Kontrol dışında. Tabii kim geldi, kim geldi, ben de geldim. O zirveydeki insanların ilçeye, ile, bölgeye, sizin nasıl ve aynı düşünceleri varsa burada kesinlikle. Onun ötesinde yerel halkla kesinlikle olmaz. Böyle önümüz gibi güzelim şehir, özellikle bizim masmanın denizimiz, yemyeşil, dağlarımız var. Şehir doğru gitme şansımız oldu mu mesela? Doğacan. Evet. Çıkıya kadar verdik. Arkadaşlar bir de yerleşme kararı aldılar abi. Şimdi baktığınızda özellikle bizim o Arsuz. Arsuz merkezi, burası Uluçınar Mahallesi. Uluçınar'ın geçtikten sonra işte gördüğünüz gibi turizm bölgesi. Ve ellenmiyormuş bu bölgede. Denizle de yetişmiş. İkisi de aynı anda görebiliyorsunuz. Ve bizim gibi bu kadar yani çevreye duyarlı, tabii çok sert bir hareket
başımızda. Bunları koruyoruz. Bunlar çok önemli. Yani bunlar şeyi geliştirmek, şeyi yetmiyor. Şeyi kadar kültür varlıklarımızı yönetmen de koruma gerekiyor. Bu şekilde biz çalışıyoruz. Özellikle bilmeyeceğim kadar güzel bir şehir panoramasından sonra biz işte yeni kurulduk, günahımız, kültür, paramızı, borcumuzla şeyine girmiyorum. Biz aslında bir hayattayız. Kardeşlerimiz de arkamızda. Sırtımız yere gelmez. Konuklarını Arsuz'un nüfusu, tarihi, sosyo-kültürel ve turizm yapısı, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, iki belediye arasındaki dostluk bağlarının ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Kardeş Şehir Protokolü'nün ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. İki belediye arasındaki işbirliğini geliştirmek, belediyeler arasındaki bağı güçlendirmek, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak açısından kardeş belediye olmanın önemine değinen Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Doğan Yılmaz ise misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz dedi. Arkadaşlarımla mutlaka görüşmek üzere. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Kardeş belediyecilik anlayışı bizim için önemli. Biraz önce siz de söylediniz. Tabii Çankaya yıllardan beri oturmuş bir ilçe belediyesi. Dolayısıyla Çankaya'nın hem bilgi birikiminden, hem teknik olarak, hem maddi olarak verebileceği teknik katkılar mutlaka olacaktır. Çünkü kardeş belediyeciliği anlamı da budur. Karşılıklı anlayış, karşılıklı yardımlaşmadır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunu mutlaka karşılıklı görüşerek ne yapabileceğimizi, neler olabileceğimizi karşılıklı konuşabiliriz. Ben tekrar şu üç günlük ziyaretimizde gerçekten çok güzel şeyler yaşattınız bize. Gerek dünkü seyahatimiz çok dolu dolu geçti. Hakikaten benim de görmediğim ki arkadaşlarım da belki çoğu kez geliyoruz bu bölgeye. Bizim için çok doyurucu bir seyahat oldu. Eser kardeşimiz sizi hiç aratmadı. Huzurlarınızda ona da çok teşekkür ediyoruz. Güzel anılarla Ankara'ya döneceğiz. Arsuz'a hayran kaldıklarını belirten Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri de kardeş değil can kardeş belediye olduğumuzu hissettirdiniz bize. İnsanlarınız çok dostane. Daha önce aldığımız bilgiler doğrultusunda da toplumsal yapısı kardeşliği, tüm kültürlerin bir arada yaşaması hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmemesi nedeniyle ilçede gördüğümüz her insana sarılmak geldi içimizden dedi. Belediyenin sonuçta kasaları dolu değil. Sanki sermayeden yer bir konumda başlamışsınız %99. Ama hiç hissettirmediniz. Gerçekten can olduğunuzu hissettiniz. Güvenlikle ilgili şu kadar ben zerre duymam. İstanbul'a gidince derim ki ya Allah'ım yani şu, hani bir deprem olur, ben buraya niye geldim, tesadüfen bir şey mi olur? Burada hiç öyle bir şey hissetmedim gerçekten. İnsanlar çok dostane, çok hani canlılar gerçek. Deniz kenarında bile yürürken herkese sarılmak geldi içimden. Çünkü hani toplumsal yapısını aldığımız bilgimiz de görünce buradaki kardeşliğin tüm kültürlerin bir arada yaşamış olması, hiç kimsenin öteki olmaması, o bilgilerle donanmış bir kafayla işte aldığımız bilgilerle deniz kenarında yürürken inanın her gördüğüm insana sarılmak geldi içimden. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok iyi ağırladınız. Çok sağ olun, var olun. Eser Bey olsun, tüm diğer arkadaşlar olsun. Aileden istedik ve çok özleyeceğiz sizleri.